Yine ara vermeden işitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle devam edelim. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Amerikan AP ve Fransız AFP haber ajansları konuya ilişkin birer analiz haber yayınladı. AP'nin analizinde Suud yönetiminin karanlık yüzü ön plana çıkarken AFP'de ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kral Selman'ı cesaretlendirdi yorumuna yer verildi. Riyad yönetiminin baskıcı tutumunda Trump'ın da katkısı var. Kayıp gazeteci Suudi Arabistan'ın karanlık yüzünü ortaya koyuyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti dünya basınındaki güncelliğini koruyor. Amerikan Associated Press ve Fransız Ajans France Presse haber ajansları konuyu değerlendiren analizler yayınladı. Associated Press ajansının analizinde ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'ın baskıcı yönüne değinildi. Riyad yönetiminin daha önce de yurt dışında yaşayan muhalifleri zorla Suudi Arabistan'a götürdüğü bilgisine yer verildi. Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda yapılan asılsız iddiaların kanıtla desteklenmediğinin altı çizildi. John Gambrell imzalı analiz haberde Suudi yönetiminin insan haklarını ihlal eden benzer uygulamalarına değinildi. Örnek olarak Yemen'de katledilen siviller hatırlatıldı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının doğru çıkması halinde bunun Riyad yönetimince diğer gazetecilere ve muhaliflere gönderilen bir mesaj olarak da okunabileceği yorumu yapıldı. AFP'nin Sean Tandon imzasıyla yayımladığı analizde ise Kaşıkçı'nın kaybolmasının Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan ilişkileri üzerindeki etkisine ağırlık verildi. Crown Prince, thank you very much. Thank you for being here. Thank you, Mr. President. Amerikan Başkanı Trump'ın Suud Kral Selman'ı her fırsatta desteklediği belirtilen makalede ilginç bir soru ortaya atıldı. Suudları destekleyen Trump'ın Kral Selman'a karşı bir muhalif olan Kaşıkçı'nın öldürülmesinde katkısı olup olmadığı sorgulandı. Trump'ın Kral Selman'a istediği her şeyi yapabileceğine dair inanç verdiği yorumu yapıldı. AFP'nin analizinde dikkat çeken bir diğer husus da Trump'ın Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklaması oldu. Amerikan başkanının medyanın ve bazı milletvekillerinin baskısı sonrasında konuşmak zorunda kaldığı vurgulandı. Analizde Kaşıkçı'ya yönelik yapılan kötü muamele iddialarının doğru olması durumunda bunun ekonomik ya da başka türlü bedellerinin olacağı açıklamaları hatırlatıldı. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kocaeli, Balıkesir ve Elazığ merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35'i asker, 57 kişi gözaltına alındı. Kocaeli merkezde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5'i muvazzaf, 9 askerli 1 sivil olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'nün eğitim ve asker yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Hedef, örgüt yöneticileri tarafından sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara yerleştirildikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasıydı. Balıkesir merkezde 8 ilde 3. dalga yapılan planlı operasyonda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı. Elazığ merkezli 5 ilde de örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alındı. Kırşehir'de kamu görevlilerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde müdür olarak görev yapan 9 kişi gözaltına alındı. Malatya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 11 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Balok kullanıldığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı, 5 şüpheli ise aranıyor. Erzurum'da da güvenlik güçleri FETÖ için himmet adı altında para topladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Güvenlik güçleri terörün en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Yılın 9 ayında yapılan operasyonlardan sonra 17 bin kişi tutuklandı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılının 9 ayında 108 bin operasyon düzenlendi. Operasyonlarda
yaklaşık 150 bin kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17.052'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Uyuşturucuyla mücadele son dönemde hız kazandı. Geçen yıla göre operasyon sayısında %31'lik, gözaltı sayısında %28'lik, tutuklu sayısındaysa %9'luk artış yaşandı. Ankara'da serebral palsili öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çok özel bir lise var. Bu okul, bedensel engelli öğrencilerin özel durumları dikkate alınarak tasarlandı. Öğrencilere sağladığı imkanlarla da bu yıl uluslararası alanda en iyi proje ödülünü aldı. Okulun amacı serebral palsili öğrencilere istihdam sağlamak. Serebral palsili öğrenciler için açılan ilk ve tek meslek lisesi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Serçev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Engelli öğrencilere her türlü kolaylık sağlandı. 2018 Dünya Serebral Palsi Günü ödüllerine aday oldu. 75 ülke arasından en iyi proje ödülünü kazandı. 60 serebral palsili öğrenciyle 103 normal gelişim gösteren öğrenci bir arada okuyor. Amaç serebral palsili öğrencilere istihdam sağlamak. Bizim amacımız insanların, çocuklarımızın evlerinden çıkması, hayata karışması, sosyalleşmesi, iş sahibi olması, onların da hayat içerisinde ben varım diyebilmeleri. Bu tarafıyla da tutmaya çalışsam için. Okulda öğrencilere sunulan iki farklı bölüm var. Radyo ve televizyonla bilişim teknolojileri. Okulun tüm yapı detayları serebral palsili bireyler için özel tasarlanmış. Serebral palsili öğrencilerin okul içerisindeki ulaşımını kolaylaştırıyor. Tek başlarına kimseye ihtiyaç duymadan okul içerisinde rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Görüntüler bilişim teknolojisi sınıfından. Bilgisayarlardan sıralarına kadar her şey onlara özel. Okula tekerlekli sandalyeyle gelen öğrenciler için özel sıralar var. Öğrenciler istedikleri takdirde sırayı yükseltebiliyor ya da alçaltabiliyor. Bu şekilde daha rahat bir eğitim alıyorlar. Radyo ve televizyon bölümü öğrencileri içinse stüdyo oluşturulmuş. Fotoğrafçılık eğitimi veriliyor. Onlarla beraber eğitim almak sana neler katıyor? Ben onlarla birinci sınıftan beri aynı okuldayım ve onlarla olmak daha çabuk sorumluluk sahibi olmamızı kazandırıyor bence. Çayyolu'ndaki okulda tarım ve seracılık bölümünün açılması da planlanıyor. Bu haberle noktalanıyor bültenimiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.